Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızdan anda haberdar olmak için zil açmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bugün hava çok güzel, böyle inanılmaz güzel. Nasıl desem, hiç böyle rüzgar yok. Böyle sessiz, sakin, güneşli. Sürekli insanlar yürüyüş falan yapıyor. Bizim de markette işimiz vardı. Bayram tatlısı yapacağız. Malzeme almaya gidiyoruz onun için. Aşkım da bana eşlik ediyor. Aynen öyle arkadaşlar. Tatil malum. Biz de çıktık hemen şimdi diyoruz alışverişe. Birazdan yine görüşürüz. Biz Peyvanoğlu'na geldik. Aşkımla birlikte eksikleri alacağız şimdi. Bakıyoruz. Bakalım neler alabileceğiz. Marketten çıktık şimdi. İçerisi çok kalabalıktı. O kadar çok insan gelmiş ki doğru düzgün video çekemedik. Biz dedik ki dışarı çıkınca konuşmaya devam edelim. 3 parça şey aldık. 30 lira tuttu. 3 parça şey burada arkadaşlar. Göstereyim. Yani aldığımızda un, margarin, bir de şey aldık. Ceviz aldık. O kadar. Başka fiyatlar? Bir şey almadık. Fiyatlar un 11 lira. Ceviz 10 lira. Sana yağı 5 lira. Sana yağı? Sana yağı. 5 lira. Arkadaşlar şimdi de mangal hazırlığına başladık. Birazdan akşam yemeğini yiyeceğiz. O yüzden de bir sürü malzeme onları var. İşte közlemesini yapacağız. Bir sürü tavuklar pişireceğiz. Burada işimiz çok. Mangal hazırlığı başlamıştır. Salata yapmak için bahçeden yeşillik topladım. Burada nane var. Bu sarımsak. Bunu da börülce falan varmış buzlukta. Börülcenin içine koyacağız. Burada da taze soğan. Dedik bahçeden taze taze olsun. Tabi ya, şimdi zaten biz organik biliyorsun severiz evet, yani. Evet aşkım. O halde sen mutfağa, ben de mangala devam. Oh.
akşamı çok güzel yapmış. Ellerine sağlık Kuliç. Ne demek aşkım ya. Mangal bizim işimiz biliyorsun. Evet biliyorum. Profesyonel olmuşsun artık. Şimdi dedik bir yürüyüş yapalım. Ben bugün çok fazla yürümemiştim. Aşkım da diyor bak diyor doğum için çok önemli diyor. Doktorun diyor yürüyüş önerdi falan diyor. Çıktık böyle ormanlık. Bizim evin hemen arkası burası. Ormanlık alanda dedik azıcık yürüyelim bir yarım saat 15 dakika falan. Sonra eve geri döneriz dedik. Hem yürüyüp hem konuşunca nefsim böyle şey oldu. Bir de çok yemek yemişim. Dur sen şu saçlarını bir yap artık. Elin havada kaldı. Bir de çok yemek yemişim. Çok şişim. Göbeğim çok şiş. Nefes almakta zorlanıyor. Ben de yedim ya. Vallahi artık yani rejim bugünlük hiç şey oldu. Hiç normal yemedik. Arkadaşlar bu arada ortam bu şekilde bir ortam yani. Evet. Gayet hemen açtığın evinden 100 metre 200 metre ileride bir bu şey burası. Yürüyüş yolu. Evet. Bütün gününüz boyunca hiç yasak masak işte kamp kapama falan filan burada hani geçmiyor. Burada herkes işte hayvanların var. İşte bahçem var, çiftliğim var diye diye buralarda herkes yani. Yürüyor yani. Bir de sonuçta burada insanlar dip dibe değil ya. Açık hava, temiz hava. Hani o da lazım insanlara. Buraya gelince rahat ettik vallahi ne yalan söyleyeyim. Yürüdük ettik böyle. Dışarı çıkabildik. Kalabalık olmadı falan. Gayet güzel. Aynen öyle. Değişiklik oldu burada. Birazcık şöyle yürüyelim. Dönüşte arkadaşlar devam ederiz videomuza. Şimdi eve geri dönmeye karar verdik. Çünkü hava birazdan kararacak. Kararınca burada domuzlar var. Dün akşam mesela gece kaçtı? 1:30 falandı değil mi aşkım? Annem bağırıyor. Damla koşun koşun diyor. O çamaşır topluyordu telden. Koşun aynen. Koşun diyor. Bir sürü domuzlar var. Domuzlar bildiğin böyle köpeklere kafa tutuyordu. O an aklıma gelmedi. Keşke videoya falan alsaydım. Ama onları aşkım yani hemen kaçıyor insan görünce onlarda. Evet aşkım. Hani çok şeyler böyle. Yabaniler zaten. Yaban domuzu ya. Evet. Ama çok var. Mesela çöpün falan kenarına geliyorlar. Yemek yiyorlar orada. İnsanlar besleyenler falan oluyor. Bir de şey bu 2 gün önce falan internetten bir bebek sitesinden sipariş verdik. Bebeğe işte annem şey diyor. Ben de bir sürü şey almak istiyorum diyor. Kapandemi oldu diyor. Kapandı diyor. Hiçbir şey alamadık falan diyor. İnşallah bayramdan sonra açılırsa her yer. Birkaç bir şey almaya gideceğiz zaten birlikte. O böyle isyan edince internette bir tane sayfa görmüş Instagram'da. Sürekli böyle sayfayı falan gösteriyor bana işte. Bak şu ürünün çok güzel, şu su çok güzel bilmem ne derken. Karar vermiş böyle beğendik birkaç şey. Artık ne olduklarını söylemeyeyim geldiğinde göstereyim. Kargom işte dün verildi. Bugün yola çıkmış. Yarın da bayramın 1. günü. İnşallah kargo şirketi çalışır da yarın sabahtan kargomu bana ulaştırır. Çünkü ben de çok merak ediyorum aldıklarımızı. İnşallah böyle gerçekten göründüğü gibi çok güzeldir. Satan kadın çok böyle ilgiliydi. Böyle çok heyecanlıyım. Mesela aşkım burada değildi. O çalışmaya gitmişti. Ve ona böyle WhatsApp'tan yolluyorum. Oo aşkım diyor. Yine diyor bebek eşyalarına bakmaya başlamışsın falan diyor. Dedim aşkım bakmadım. Bunları almaya karar verdik. Nasıl dedim sana dedim fikrini sormak istedim. Aşkım diyor al kafana göre ne istiyorsan dedi. Sabırsızlıkla onu bekliyorum. Şimdi bebişe böyle bir şeyler oldukça... Böyle içim çok heyecanlı oluyor yani. Bakmaya kıpır kıpırsın değil mi aslında? Evet. Oğlumuz ayrı, sen ayrı kıpır kıpır şu an heyecanlısın aynen. Şu anda. Mesela yemek kokusu duyuyor. Yani ben duyuyorum. İçeride hareket ediyor çocuk. Yerinde durmuyor yani. Kıpır 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 içimde sürekli bir hareket halinde. Arkadaşlar şikayet edeyim ben bu kadından. Bizim oğlanı aç bırakıyor bu. 12'ye kadar uyuyor. Camış gibi yatıyor valla. Sabahları kahvaltı yapmıyor. Ya. Kahvaltı ama yerine... Ama uyanınca yapıyor mu kahvaltı? Günde 2 öğün veriyorsun. Çocuk orada 3. öğünü almadan büyüyor. Ama mesela dün akşam yemek yedim. Gece kalktım bir daha yedim. Dayanamadım yani. Bir de i̇şte, öyle bir şey var. Gördün bak dengesiz yiyorsun. Çocuk da dengesiz olacak. Oğlumuz. Kalkarım aşkım ya. Tamam bundan sonra aşkım daha dikkatli lütfen. Ederim merak etme. Seviyorum seni. Ben de seni seviyorum aşkım. Yürüyüşümüzü yaptık. Aşkım gelince dedi ki şu kalan közlere de bir kahve yapalım dedi. Çimi hazırladık, malzemelerimizi koyduk. Ben pişmesini bekliyorum. Aşkım azıcık taşırmış. Ama o taşan kokusu var ya nasıl güzel kokmuş anlatamam. Mis gibi. Şuraya bütün döktüm. Sokak kokuyor şu an. Komple her yer. Kahve yani şu mangalın içinde arkadaşlar dengesi bozuldu. Şu gördüğünüz kahverengi kısım kahve yani orası. Döküldü yani yarısı gitti ama. Yarısı şey değil yok. Ya çok az bir şey gitmiş aşkım. Ama hala 2 bardak. Çok doldurmuştuk. 2 bardak çıkar rahat rahat. Çok fazlası bile çıkar. Güzel, afiyet olsun.
kahvelerimizi içtik. Çok da keyifli bir gün geçirdik. Böyle işte aşkımla birlikte yürüyüşe gittik, markete gittik. Ondan sonra temizlikler yaptık. Bayağı bir yorucu bir gün oldu benim için. Hani doktor normalde yarım saat yürü dedi ama ben o gün bir saat falan yürüdüm. Dışarıda oturduk en son, böyle işte dedik kahvelerimizi, biliyorsunuz mangalda kahve yaptık. Ona dedik mangal başında işte içelim derken bayağı soğumuş, çok üşüdüm dışarıda. Hatta şimdi ılık bir duş alacağım. Kendime geleyim, böyle ısınsın vücudum. Bebiş de çok hareketli. Beni hiç rahat bırakmıyor. Sürekli böyle dönüp dönüp duruyor. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi bayramlar.